Oy vermez oluyor. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İstemez uçsunuz. Bir iki Yeniçeri Ocağı yok. Hepiniz Yeniçeri Ocağı'na üye olacak iyi namzetler kurmuşsunuz. Ben kitapçının faaliyet raporunun hemen numarasının ikinci sayfasında ilk fotoğrafları gösteriyorsunuz. Bu fotoğrafların hiçbiri 2012 yılının faaliyetleri değil. Bir tanesi hariç. Artı eskinin yaptığı işte ne zamandan beri belediye faaliyetleri oldu? Fotoğrafı var. Ne zamandan beri belediye kanalizasyon döşemeye başladı? Bununla ilgili bir performans kriteri var mı? Onda o da yok. Bunlar bu yapılan resimlerin, bu basma resimlerin hepsi 2012 öncesi ve hatta 2004'e kadar varan faaliyetlerin resmidir. Birisi hariç, o da Nasrettin Hoca'nın heykeli. Nihayet Nasrettin Hoca'nın heykelini yapmayı başardınız, tebrik ederiz. İnşallah göremeye çalışıyor, göremeye çalışıyor, inşallah tutar. Bir de bir şey sormak istiyorum. Biz Türk milleti olarak ne zamandan beri korsanlık yaptık ki bu korsan gemisine Türk bayrağı çektik? Bana soruyorsun. Evet. Osmanlı döneminden Bay Moros da korsandı, Turgut Reis de korsandı, Piri Reis de korsandı. Ooo! Bayrağı dikiyoruz diyelim o zaman ben size. Bu korsan gemisi size sahibim. Korsan gemisi size yapın. Korsan bayrağı dikiyoruz. Bu gemi aslında internet sitesinde korsan gemisi olarak geçiyor ama aslında Cristoforo Colombo'nun Santa Maria isimli gemisidir. Cristoforo Colombo bilemedin onu daha. Bu gemi tarihten çaktı ki. Bu gemi dünyada ilk defa sömürgecilik hareketini başlatan gemi. Ahmet Bey, o gemiyi biz sizin de söylediğiniz gibi nasıl olsa bu faaliyet raporu içinde yer almıyorsunuz. O zaman gemiyi eleştirmekten vazgeçin. Bu gemiyi 2012 yılı faaliyette ne biçim eleştirdiğinizi söyleyin. Sayın Başkan, sayfa 48'de Çevik ve Öncü Belediye için hedeflerimiz şunlardır. Hızlıcık hedef 4-7'de Eskişehir'in gelişimine katkı sağlayacak her türlü işbirliği sağlanacak. Her türlü işbirliği gerçekleştirecek diye sıradacak hedef koymuşsunuz. İşte bu senin dediğin sıradacak hedef. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Kültür başkenti, yönetim kurulu üyelerinden istifa edildi. Bu nasıl işbirliği? Bu nasıl sadece hedef tutturulması, performans? Bir belediye başkanı özlü sözü bir olacak. Burada sadece hedef koyduysa, bu hedefe mutlaka olması gerekecek. Böyle de konuşmanıza müsaade edemeyeceğiz. Sayın Başkan. Abi, pardon, çok rahatsız oldum. Sözü çok kısa söyleyebilir miyim? Arkamda oturan bürokratımız biraz önce utanmadan konuşuyorlar beni. Neyle ilgili soruyu sorar mısınız? Erdoğan için söylüyorum. Doğru söylüyorum. Temel politikalar ve öncelikler. Devam edebilir miyiz? Ahmet Bey, 138. sayfaya geldiğiniz da sonuna gidecekseniz biz bunu sonuna görürüz. Biraz... Hesap yapıyorum da sağlaması tutmuyor Ahmetciğim. Sayın Başkanım, Kültür Merkezi ile ilgili de ben de bir söz almak istiyorum. Kültür Merkezi ile ilgili biliyorsunuz biraz önce ben saat 4 civarında gittim Kültür Merkezi'ne baktım. Şu resimdeki, 20. sayfadaki resmi herhalde Kültür Merkezi'ni bu hale getirdiler diye sevinerek gittim. Bu Amerika'da daha sonra içinde okudum ki Amerika'daki konserin... Bu orkestra. Orkestra orasıymış. Amerika'daki kültür merkezinin fotoğrafıymış. Ya faaliyet. O da faaliyet. Amerika'nın iki prestijini... Ben daha büyük işlere yakıştırdığım için size. Onun için gittim ben. Sağ olun. Ama Amerika'daki senfoni orkestrasının resmi o da faaliyet. Doğru söylüyor. Bu zarar yok. Hakikaten kültür merkeziyle ilgili ciddi sıkıntılar var. İçinde sanatsal duvarlar bulmuş, yerler bulmuş değil. Doğanın salon dolmuş ama onunla ilgili tesisatlar yapılmadığını bilmiyorum. Tabii bu arada para gelecek bir yer var, o da Eskişehir Kültür Başkentliği'ne para gelecek ama başkan ilişkileri kopar.
Gelmiyor, gidiyor. 6,5 trilyon gidiyor belediye bütçesinde. Sayın Başkan, onu Büyükşehir Kültür Başkenti'ne talep ettiniz, o da olacak ama herhalde istifa ettiğiniz için de olmuyor. Bir yandan paraya ihtiyacınız var. Para gelecek yerleri araştırıyorsunuz ama size nakit olarak para gelecek yerlerde işleri kopartıyorsunuz. Gelmiyor. 6,5 trilyon belediye bütçesinden alıyorlar o festival için. Açılışları yapmalarından da hiçbir şey yok. Sayın Başkan, sizin talebiniz var. Bu kongre merkezine ilgili... Kongre merkezine ilgili benim paraya ihtiyacım var. Yani inşaat alanına baletsiz mi girdiniz, baletle mi girdiniz? Bir şey olmasın, başımıza bir şey olmak yok. Çünkü inşaat alanında Sayın Başkan. Evet, baletsiz girdiniz. Geçmiş olsun derim sana. Sayın Başkanım, ilişkileri performans programına yazdığı şekilde daha düzgün hale getirmenizi size meclis üyesi olarak tavsiye ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu gerekçe. Maalesef şehrimizde ulaşım tıkanmış vaziyette. Hedefte dikey değil, yatay bir geliştirme öngörmüş. Şehir merkezinin açılması, şehir merkezinin çevreye yayılması öngörmüş iken maalesef şehir merkezinin açılmaması adına bir sürü faaliyet planlanmış, hedeflenmiş ve çalışılmış. Bu anlamda şehir merkezini açabilmemiz için bizim Varoş dediğimiz şehrin kenarındaki bölgelerin yaşanabilir hale getirilmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi malum şehrin tamamına sorumlu bir belediye başkanlığı. Ancak buralara yapılması gereken altyapı yatırımları, kanalizasyon yatırımları yapılmış değil. En son 2012 eski genel kurulunda Sayın Başkan'a burada sorduğumuzda, genel kurulunda sorduğumuzda bu şehirde hala altyapısı olmayan mahalleler, altyapısı yapılmamış, bitirmemiş mahalleler var mı dediğimizde yok denildi. Fakat biz tek tek mahalle isimleri saydığımızda gerçekten bu şehirde altyapısı yapılmamış, kanalizasyon bitirmemiş mahallelerin olduğu açıkça ortaya çıkmakta. Bu anlamda biz şehrin altyapısını, kanalizasyonunu, diğer yatırımları tamamlamazsak şehri nasıl genişleme anlamında yatay genişlikle yayacağız bunu anlamak mümkün değil. Tabi eskiden ayrı bir zafiyet var. 6 aylık başında olmayan bir genel müdür var. Parti içi hesaplaşmaları nedeniyle orada bir sıkıntı var fakat hala çözülemiyor. Bu kadar büyük bir genel müdürün başında uzun süredir bir genel müdür olmaması da ayrı bir sıkıntı. Maalesef Büyükşehir eskiden temlik almak suretiyle yapılması gereken yatırımlar bir şekilde gelmiyor. Şimdi yani siyaseten, politik olarak efendim türbüne söylenen sözler herkesin bildiği ama içten gelerek inanarak değil de işte söylersen vatandaş bunu böyle anlar, basında böyle yazar, kamuoyunda böyle bilir diye eleştiriler. Onları bir tarafa bırakıyor. Yalnız her seferinde özellikle Ahmet'in başta olmak üzere, çünkü Ahmet Emin Hoca'yı efendim ders alması için anlatıyorum. Bakınız. 2003'ten beri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ne yaptıysa hepsini krediyle yaptı. Kredi niçin alınır? Gerekli gelirler merkezi hükümettir bizim esas kaynağımız. Yani Maliye Bakanlığı hem Eskişehir'den hem Türkiye'den topladığı vergilerden nüfusumuzun başına para gönderir bize Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne. Ayrıca bir bölümünde merkezi hükümet gelirlerini İller Bankası kanalıyla gönderir. Ana gelirlerimiz bizim bunlardır. Bunun dışında bir de öz gelirlerimiz var. Bunun dışında başka bir gelirimiz yok. Ama hiçbir zaman 2003'ten beri hiçbir zaman bu belediyenin bu giderlerine yani normal hizmet yapabilmek için yatırımları bir tarafa bırakır. Yatırım her ne kadar programlarımızda yazılıyor şu proje, bu proje falan filan diyor. Hiçbir zaman bize yetecek para merkezi hükümetten gelmemektedir. Bizim Maliye Bakanlığı'ndan aldığımıza karşılık bak demin söylediğim ödeme kaynaklarına eksik gelmiştir, yetmemiştir. İller Bankası'ndakiler ise onlar da büyük bir eksiktir ve bu eksikleri nasıl karşılıyoruz? Öz gelirlerimizle karşılıyoruz. Ve pek çok yatırımı, pek çok alım satımı kendimiz eski hurdaları kullanarak, boyayarak, yeniden atölyeleri yaparak bir hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sizin bildiğiniz, tanıdığınız bazı belediyeler gibi öyle hükümetin her türlü gelir imkanlarından yararlanan kimseler belediye değiliz. Ne yazık ki böyle. Maalesef böyle. Yani 2003'ten beri bu böyle devam ediyor.
Şimdi paranız yokken nasıl yapacaksınız bu işleri? Borç alacaksınız. Sadece belediyeler değil. Bugün aileler bile yetmiyorsa geliri, kendisinin kaynağı mutlaka bir yerden borç alacak. Biz borç alıyoruz ama bugüne kadar borcumuzdan dolayı ne bir tek kuruş kefil olan hazineye para ödettirdik, ne de bir tek banka, bize borç veren bankalar yasal takibata geçti ödeyemediğimiz için. Böyle bir durumumuz asla olmadığı gibi maliyetlerden de daima 3 gün önce ödemekteyiz. Yani yorganımızı ayağımıza göre uzatmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu ne? Bunun sonucu işte 2 senede bitmesi lazım gelen kültür merkezi 4. senede ancak toparlanabiliyor. Yahut diğer yatırımlarımız. Hep geçmiyor dediğimiz işte geçen senede yükleme. Para olsa müteahhit bitirecek. Ama müteahhit de hak edişlerini ödeyemiyorsunuz gelen merkezi hükümetten gelen gelirlerle. Kendi özgürlüğünüz onu finanse edecek durumda değil. Bir İstanbul Belediyesi değiliz. Deniz yolları, demir yolları, trenleri, metroları alabildiğine, nabit önerdi, katrilyonlarla bütçesi olan bir belediye değiliz. Ama buna rağmen her yıl bütçeyi yaparken ümit ediyoruz ki bu belediyeye adil olarak imkan sağlayalım diye merkezi hükümet düşünür ve yardımcı olur. Milletvekillerimiz yardımcı olur. Biraz bizi rahatlatacak imkanlar verilir. Ya onlarla yapıyoruz, ya Avrupa Birliği'nin hibe ya da diğer projelerinden yararlanmak üzere bir şeyler yapıyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak bu yılda dahil hala... Yani bunlar bana da lazım ama şunlar fotokopi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demek siz de alacaksınız. İşaretlediklerimiz de onları... Yani işaretlediklerimiz şu, şunları şunu alın söyleyeyim. Yeterince ulaşır. Çünkü ben bunların bazen eksik olacak.